Değerli dostlarım hoş geldiniz. Papara hesabınızın nasıl IBAN numarasını öğrenebileceğinizi anlatacağım. Öncelikle hemen Papara hesabımıza, Papara uygulamamıza bir giriş yapalım. Papara'nın işleyiş biçiminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Karşıdaki kişinin Papara numarası olur, sizin Papara numaranız olur. Buna para yüklemek istediğinizde size bir tane IBAN verir, bankadan bankaya değişir. Ve bu IBAN numarası aracılığıyla kendi hesabınıza bunun altını çiziyorum. Başka birisinin hesabından Papara hesabına veya başka birisinin hesabından başka birisinin Papara hesabına para gönderemezsiniz. Sadece kendi adınıza kayıtlı bank hesabından kendi adınıza kayıtlı Papara hesabına para gönderebilirsiniz. Bunun IBAN'ını da öğrenmek için buradaki yatır bölümüne tıklıyorsunuz. Havale EFT ile yatıra tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz bankayı seçiyorsunuz. Demeyeceğim, sadece kendi bankanızı seçiyorsunuz. Mesela diyelim Ziraat Bankası'na ait bir bank hesabınız var. Buradan Ziraat Bankası'nı seçiyorsunuz. Daha sonra IBAN kısmını kopyalayıp para göndereceğiniz zaman uygulamadan oraya IBAN kısmını yazıyorsunuz. Açıklama kısmına da Papara numaranızı yazıyorsunuz zaten buradaki numaradan. Sürecin nasıl işlediğine dair bir bilgiyi de kısa bir şekilde burada veriyor. Onun haricinde Papara hesabında IBAN numarasını sadece kendi hesabınıza para gönderirken kullanabiliyorsunuz. Papara hesabınızın bir IBAN numarası mevcut değil, sadece Papara numarası mevcuttur. Videomuz bu şekildeydi. Sizlere bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Çok fazla arama yapıldığını gördüm. İyi günler dilerim. Abone olmayı unutmayın.